öğle üzeri bütün ülkeyi karanlık kapladı. Karanlık öğleden sonra 3'e kadar sürdü. Saat 3 olunca İsa yüksek sesle haykırdı. Elohi, Elohi, lema şavaktani. Yani Allah'ım, Allah'ım beni neden terk ettin? Etrafta duranlardan bazıları bunu duyunca, bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. İsa yüksek sesle, semavi baba, ruhumu sana teslim ediyorum diye seslendi. Bunu dedikten sonra son nefesini verdi. Tam o anda mabetteki perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. İki parçaya ayrıldı. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. Ölmüş birçok evliya dirildi. İsa'nın dirilişinden sonra bunlar mezarlarından çıkıp Kudüs'e girdiler. Birçok insana göründüler. Çarmağın karşısında bir yüzbaşı duruyordu. İsa'nın son nefesini nasıl verdiğini görünce, bu adam gerçekten Allah'ın semavi oğluydu dedi. Olanları uzaktan izleyen bazı kadınlar vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakub'un ve Yose'nin annesi Meryem ve Salome'de bulunuyordu. İsa Celle'deyken bu kadınlar onun peşinden gitmişlerdi, ona hizmet etmişlerdi. Onların yanı sıra İsa ile birlikte Kudüs'e gelen başka kadınlar da orada bulunuyordu.